Mahşete hoş geldiniz. Hüda Kaya'nın tahliye görüntüleriyle başlıyoruz. 8 ay sonra tahliye edildi. İkinci Kobani davasından yargılanıyordu. Müebbet. Çok orantısız her şey. Müebbetle yargılanıyorsunuz. Eskinin idam cezası. Sonra tahliye ediliyorsunuz. Beraat ediyorsunuz. Hakkınıza takipsizlik veriliyor falan. Yani iddiayla sonuç arasında uçurumun olduğu yıllar yaşanıyor. Türkiye adliyelerinde ne ilk ne son ama bu orantısızlık sadece bu orantısızlık bile dikkate değer. Ondan dolayı zaten artık her gün yüzlerce ihlal kararı geliyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden. Tabii ikinci konu da şu. Türkiye'de cezalandırma esasen nedeni farklı olsa da bir suç uydurularak yapılıyor. Yani e, örneğin gazeteci Mehmet Varansu Balyoz'dan darbe soruşturmaları davalarındaki veya darbe soruşturmalarındaki yaptığı haberlerden dolayı yargılanmıyor. GDA'dan dolayı veya başka haberlerden dolayı yargılanıyor. Fakat asıl yargılama nedeni orası. Çünkü öbür taraftan yargılansa mahkemeye belgeler gelecek. O belgeler geldiğinde bu da egemenlerin canını sıkacak. Yani esasen birilerinin doğru çıkışları üzerine cezalandırma taktiğiyle davalar açılıyor ve o davalar içinde bir neden bulunuyor. Hüdıkayanınki de bu bir yönüyle. Mesela söyleniyor deniyor ki işte Bilal Erdoğan ahlatta yapılan sarayda işte orada çıkan tarihi eserleri ne bileyim oradan kaçırdı. Bunu bu iddiayı gündeme getirdi diye Hüdıkaya ceza cezalandırıldı iddiası da var. Savı da var öyle. Yani bir konuda mimleniyorsunuz. Sonra da farklı bir konuda suç uyduruluyor ve içeri atılıyorsunuz. Esasen taraflar bunu biliyorlar bu cezalandırmanın veya bu yargılamanın neden yapıldığını, bu cezaevi sürecinin neden yaşandığını. Böyle bir yanı var. Çıkışta ne demiş ona da bakalım. Ben 8 ay yattım çıktım ama içeridekiler diyor. Ona da kulak verelim ve devam edelim. Ve bu haksızlıklardan dolayı 8 aydır burada tutuklu kaldım. Ama şu anda burada duvarların arkasındaki en az 7-8 yıldır kalan arkadaşlarımız var iken Hatta on yıllarca başka cezaevlerinde de yine yıllardır yatan arkadaşlarımız varken benim sekiz ayımın lafı bile edilmez. Bunu özellikle belirtiyorum. Az ya da çok herkes bir şekilde bu haksızlıklara maruz kalmaya devam ediyor. Benim sekiz ayımın lafı bile olmaz diyor. Evet bu da ayrı bir büyüklük. Yani senin sekiz ayının lafı olmaz ama... Kaçıncı sekiz ay bu? 1996-97'den beri. Eza cefa görüyorsun. Ailenle beraber Hüdaka'ya bir kere daha geçmiş olsun. Ve Allah bir daha düşürmesin. Cezavi damına. Bu da mecliste bir gerilim. Fakat yani fotoğraf bile tek başına yeterli. Meral Danış Beştaş kürsüde konuşurken bir kadın grup başkan vekili Dem Parti'nin ve AKP'li Galip Ensarioğlu o da bölge milletvekili esasen üzerine yürüyor. Hatta bir tanesi de arkadan geliyor onu ee, ne bileyim durdurmaya veya sakinleştirmeye çalışıyor. Yani Bıraksanız üzerine yürüyecek. Şimdi konu ne? Konu Meral Danış Beştaş kayyımda işte birilerini işe aldığını iddia etmiş. Ee, Diyarbakır'ın kayyım belediyesine Galip Ensarioğlu'nun birilerinin yani işe aldırdığı ya da işte kadrolaşmaya falan. Şimdi siz bir iddiada bulunabilirsiniz. Karşı tarafta böyle bir şey vardır veya yoktur der. Ya da karşı taraf bunu yalanlar. Ya da karşı taraf varsa belgesi göster der filan. Bu şekilde gidiyor. Yani üzerine niye yürüyorsunuz? Sizi çok sinirlendirse de şerefsiz falan diyerek üzerine yürüyor. Yani ve karşınızdaki bir kadın yani. Ve siz de bölge milletvekilisiniz. Ben de anlatıyorum. Fakat siyasete Siyasetin iki gündür konuştuğu konu bu. Yani Devlet Bahçeli'nin oturarak konuşması ve sağlık durumu fena halde, kötü olduğu halde ona rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi, MHP grubunda konuşması ve e, bir mesaj vermesi. İşte 1 Temmuz'da Sinan Ateş yargılaması başlıyor. Öldürülen eski ülke ocakları başkanı. Ve bir sıkışmışlıktan bahsediliyor. Yani iktidar ortakları arasında bir sıkışmışlık var. Bahçeli... Bir mesaj verdi. Bugün de Türkiye saatiyle 16'da buluşuyorlar. Hatta siz bu yayını seyrettiğinizde buluşmuş olacaklar Erdoğan ve Bahçeli. Bahçeli bu sağlık problemlerine rağmen Erdoğan'la görüşüyor. Yani enteresan bir biçimde ve hatta benim daha önce dikkatimi çekmemişti. Bahçeli görüşmeleri ya kendi evinde yapıyor ya da sarayda yapıyor. İki lider görüşmelerini. Hiçbir zaman parti genel merkezinde olmuyor bu görüşmeler. Yani benim muhatabım sensin demeye de getiriyor Devlet Bahçeli. Bakalım ne olacak? Yani bu kadar yani sağlığı elverişsiz olmasına rağmen hem gruba çıkıp konuşması, mesajlar vermesi hem de Erdoğan'la buluşması bir MHP'de bir Temmuz sıkışmışlığını gösteriyor. Neden olmasın ki? Orada İzzet Ulvi Yönter ve... E, Semih Yalçın var. MHP'de iki isim Sinan Ateş cinayeti bu iki isme çıkıyor. Ve bu iki isim de Bahçeli'nin yakın kurmayları. Yani MHP hem genel merkezde hem de meclis grubunda. Semih Yalçın lider devlet Bahçeli diye bir fotoğraf paylaşmış. Üstüne de İzzet Ulvi Yönter Allah başımızdan eksik etmesin demiş. İşte bu sağlık meseleleri falan ortaya çıkınca. Devlet Bahçeli de bu iki ismi Özellikle yüceltti grup konuşmasında, sahip çıktı. Bu iki ismin de bir sıkışmışlığı var. Fakat bu iki ismin isimden üsttekinin Devlet Bahçeli'nin koltuğuna ısındığını bilmiyordum. Onu da Lalet Emirkaya yazmış. Adamın koltuğuna oturmak istediğini bilmeyen yok. Bence bir an önce ölsün diye dua ediyorsun. Maalesef. Tabii Bahçeli ölürse Cumhur İttifakı'na ne olur? Eli kulağında gibi demiş Ergun Babaan. Bilemeyiz, Allah'ın bileceği iş. Ama Bahçeli'den sonrasına dair bir plan var mı, yok mu, yapılıyor mu? Bunu da... Göreceğiz ayrıca Erdoğan'ın e, hürriyetin iç panşetiydi bugün çok kimsenin dikkatini çekmedi. Önceki günkü AKP MYK toplantısında hem kibir hem de dar kadro anlayışının bize zarar görd verdiğini gördük diyor. Ve bir kulis haberi hürriyette yayınlanıyor. Hem kibir hem de dar kadro anlayışı bize zarar verdi. Bu yüzden maliyeti faydasından olanlarla yolları ayıracağız yani Erdoğan'ın maliyeti fazla olanlarla yollarımızı ayıracağız demesinin iki yönü var. Bir, Erdoğan'ın bakış açısı, düşünce biçimi. Yani maliyetin bana yüksekse ben seninle devam etmem arkadaş. Bu büyük iktidar ortaklığı veya Cumhur İttifakı olarak da değerlendirilebilir. Öteki, öteki tarafta da artık merkezden, saraydan dağıtılan avantalar ve bu avanta kapışmasının ardından bir hakem olarak ortaya çıkması. Eğer bana maliyetin yüksekse, benim verdiğim yüzdeyle benim verdiğim koltuklarla veya maaşlarla yetinmiyorsan veya avantalarla yetinmiyorsan veya komisyonlarla yetinmiyorsan ben de başkasına bakarım arkadaş diyor. Ayrıca tabii şu da var yani bir döngü de var. Yani birilerinin koltukla mutlu edilmesi, makamla mutlu edilmesi, birilerinin mal mülkle mutlu edilmesi, birilerinin parayla mutlu edilmesi ve bu döngüyü sürdürmek de kolay bir şey değil yani bu kadar seneden sonra. Yani açları doyurmak. Dönelim muhalefet cephesine. Ayşe Ateş'in Özgür Özelle fotoğrafı konuşuluyor. Dün de vardı bu fotoğraf. Yayında e, ben gerçekten öne e, çıkartıp da bahsetmek istemedim ama Türkiye iki gündür bu fotoğrafı konuşmak e, konuşmaktan vazgeçmedi. Şimdi bir kere fotoğraf problemli. Yani e, fotoğrafı çeken kadrajı arkadaki Atatürk'e e, nişanlamış, onu tam almış. Fakat e, e, objelerin e, hemen diz üstünden kesmiş. Yani bir kere kadraj problemli ama bu belli ki CHP fotoğrafçısı tarafından çekildi. Fakat bu fotoğrafı CHP servis etmedi. Bu fotoğrafı Ayşe Ateş Twitter yeni adıyla X platformunda kullandı. Öyle olunca da herkesin malumu oldu. Fotoğrafta dikkat çeken konuysa Özgür Özel'in ceketi. Özgür Özel bu foto yani Sadece bu fotoğrafta bu ceketle görünüyor. Kendi de servis etmediği bir fotoğraf. Belli ki zaten hani ceketi görünce veya cekette problem olduğu hissedilince vazgeçmişler. Ama Ayşe Ateş servis edince tabii e, kamuya mal oldu. Bu ceket işte desenli bir ceket e, ve rengi de, e, deseni de Erdoğan'ın giydiği modeli hatırlatıyor. Hatta AKP'lilerin giydiği modeli hatırlatıyor. Da, Davutoğlu'ndan Binali Yıldım'a kimler kimler giymedi ki. Yakıştı mı diyorlar, olmadı diyorlar. Yani... Şimdi AKP ceketine filan e, ne gerek var, Erdoğan ceketine ne gerek var diye iki gündür mevzu oldu. Fakat e, çok da fazla üzerinde duracak bir şey değil bu. Yani e, evet, magazine ihtiyacınız varsa bunun üzerinde tepinmeye devam edebilirsiniz. Fakat ayrıca yani giyilen ceket veya edilen laflar değil aslında ne olduğudur önemli olan. Tekrar 1 Temmuz'a dönelim. 1 Temmuz sıkışması. Atilla Kart hukukçu, eski milletvekili CHP'den. Bahçeli, Sinan Ateş davasına MHP adına sadece avukatların katılacağını açıkladı, diyor. Dün de bahsettiğim konu, ne olarak katılacaksın? Müşteri olarak mı, sanık avukatı olarak mı, tanık olarak mı katılacaksın, nasıl? Şimdi onu anlatmış, demiş ki bir ceza davasında ya sanıklar tarafında dosyaya katılırsın ya da müdahil Ayşe Ateş saflarında duruşmaya katılırsın veyahut her iki tarafın hukuki menfaatlerinden bağımsız olarak taleplerinizi dile getirirsiniz. MHP bu konuda tercihini açıkça ortaya koymalı. Müdahil taraf lehine duruşmaya katılma talebinde bulunacaksa bunun gerekçesini açıklamalı filan demiş yani. Yani geleceksen avukatlarınla ve duruşmaya katılacaksan bunun bir nedeni olmalı. Gerekçelendirmelisin bunu. Biz de anlatıyoruz. Yargı ellerinde istedikleri gibi katılırlar. Fakat CHP lideri Özgür Özel'in sesinin tonu biraz değişti. Sesinin tonu değişince de Özgür Özel normalle normalleşme masasından kalktı gibi yorumlar yapıldı. İşte tekrar Bahçeli oturdu. Ve Özgür Özel biraz daha uzaklaştı veya CHP uzaklaştı gibi. Bunda tabii Gölge Bakanların görüşmesi yani Gölge Bakan e, CHP'nin genel başkan yardımcısı ekonomi politikalarından e, sorumlu genel başkan yardımcısı aynı zamanda Gölge Bakan Yalçın Karatepe'nin Maliye Bakanlığı'nı ziyareti ve o görüşmenin iyi gitmemesi. Üzerinden yapılan yorumlar da etkili. İşte vergi de adalet istiyoruz, İstediği kadar dirensin yaptıkları irrasyonel demiş Özgür Özel. Hakkaniyetli, vicdanlı, insaflı, halktan halktan yana vergi sistemini halkın iktidarında kuracağız falan demiş. Acaba ne oldu? Özgür Özel normalleşme masasından kalktı mı gibi yorumlar oldu? Bu tür laflar edilir miyim olan? Yani bunu zamanla görürüz. Normalleşme masası devrildi mi devrilmedi mi? Şu aşamada bu tür laflarla bu işin devrildiğine dair bir işaret göremiyorum. Faruk Çelik trollemiş e, gölge bakan. CHP'nin gölge bakanıyla maliye bakanının buluşmasını iktidar muhalefet diyaloğu demokrasilerde önemlidir. Ancak CHP yetinin hazine maliye bakanımızla görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalar etrafındaki tartışmaları hayretle izliyorum. Filan diye şey yapmış. AKP içinde bir vozurdama olunca Faruk Çelik'in bu açıklamasını alıntılayan maliye bakanı Mehmet Şimşek de bir açıklama yapmış. Biz diyor Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kabul ettik. Ayrıca protokol kuralları uygulamadık. Gittim kapıda karşıladım falan. Ayrıca diyor görüş ve önerilerini dinledim. 4 saat diyor briefing verdik şu bu filan falan. Ama diyor görüşmeye ilişkin diyor kamuya yönelik mesajlar diyor. Maalesef tribün ve taraftar kaygısıyla verdim falan. Yani bir ikinci görüşme olur mu devam eder mi? Başka gölge bakanla işte gerçek resmi bakan bir araya gelir mi bilmiyoruz. Fakat orada işlerin iyi gitmediği ortada. İşlerin iyi gitmediği bir diğer yerde Müge Anlı Ali Yerlikaya Polemi. Bu programlardan hoşlanmıyorum. Yani işte bu kadın programları diye geçiyor. Gün içinde genel ulusal kanallarda gösterilen saatlerce süren amma polis, amma hakim, amma savcı, amma ne bileyim tanık, sanık herkesi bir araya getirip halk mahkemesi kuran ve oradan da bir sonuç çıkaran kadın programları diye geçiyor. Öyle diyelim. Uzun yıllardır devam ediyor. Müge Anlı da bu programların kraliçesi emin olun bu programları üst yani 10 dakika bile seyretmemişimdir ama en azından ne döndü hakkında bir fikrim var. Şimdi İçişleri Bakanı bu programlara bir e, çentik atmış ya da ne bileyim rahatsızlığını dile getirmiş. Yani sen orada kendini e, devletin polis gücünün, yargı gücünün yerine ku, e, koyuyorsun ama devlet var. Devlet bu işlere bakar falan demeye de getiriyor veya iş başka bir yere gidiyor falan demeye çalışıyor. Burada değiliz. Burada kim haklı? Ali Yerlikaya mı Müge Anlı mı haklı? Fakat Burada mesele şu. Müge Anlı'nın Ali kaya'ya atarlanması. Baştaki adamlar diyor İçişleri Bakanı'na. TV programlarına laf söyleyene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler. Yayın yaptığı kanal ATV. Erdoğan'ın kanalı. Erdoğan ailesinin kanalı. Ve bunu ezbere söyleyemez. Erdoğan'ın İçişleri Bakanı'na. Zaten Cevheri Güven de onu yazmış. Yandaş medyadan biri AKP'li bakan hakkında böyle konuşamaz. Berat Albayrak İçişleri Bakanlığı'nı istiyor. Ailenin damadı. Kardeşinin CEO olduğu kanal da buna omuz veriyor demiş. Bakalım göreceğiz. Ama enteresan. Ezbere konuşamazsınız. O arada gene ailenin gazetesi sabahta et sayfada enteresan bir şekilde İyi Parti'deki Koray Aydın gelişmeleri yorumlanırken İyi Parti bölünme yolunda başlığıyla çıktı. Haber. Bu da enteresan. Koray Aydın'da İyi Parti'de İyi Parti nereye gidiyor? Zerre umurumda değil. Koray Aydın'dan da herhangi bir şey olacağına dair e, bir siyasi beklenti falan bu konuda analiz kasanlara falan bile kulak vermiyorum. O ayrı bir hikaye. Yani hiç, hiç ilgilenmediğim bir konu. Fakat İyi Parti bölünme yolunda diye başlık atması önemli. Yani Erdoğan'ın gazetesinde İyi Parti olayı böyle görülüyor. Belki Meral Akşener e görüşmesi de böyle değerlendiriliyor. Meral Akşener'in saraya çıkması da böyle değerlendiriliyor. Yani iyi Parti'yi bölelim. Meral Akşener'den de koparalım. Birkaç parça olsun ve yok olup gitsin. İşte 36 mı 35 mi milletvekili var. Onlar da diğer partilere dağılsınlar. Hatta bir kısmı AKP'ye de gelebilir ve İYİ Parti'nin kökünü kazıyalım. Belki böyle düşünüyorlar ve Meral Akşener'i artık kuvvetle muhtemel MHP'de Devlet Bahçeli'nin yerini hazırlıyordu olabilirler. Bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. O arada Meral Akşener'in e, Mübariz Mansibov'un Yargıtay'daki işiyle ilgili saraydan ricacı olduğu gibi bir iddia var. Saray da bu konuda çok rahatsız olmuş. Akşener'in e, bu konuda bir rica ile gelmesinden falan gibi de bir iddia var. Bilmiyorum yani sonra kokusu çıkmadı ama enteresan yani. Mübariz Ma Mansibov da işte yani Paramount Otel, şu bu falan, Sezgin Baran Korkmaz, Mehmet Ağar falan, ilişkiler falan yani Saatler sürer ki bu bundan 2-3 sene öncesinin mevzuydu. Şimdi adamın Ekol TV diye bir kanalı var. Orada da bir sürü adam, kadın neyse program yapıyor. CHP şey Özgür Özel de yakınlarda çıktı bu kanala yani. Dönelim. E, hemen biraz dışımıza bakılacağız. Sonra tekrar içe döneceğiz. NATO'da yeni dönem. Hollanda Başbakanı e, resmen genel sekreter oldu Mark Rutte. Ve e, onun Trump'la ilişkisinin iyi olmasından hareketle de NATO'da acaba bir yörünge değişikliği olur mu olmaz mı gibi bir takım değerlendirmeler yapılıyor ama genel sekreter değişimiyle NATO'da yörünge değişmez. NATO belli zaten ABD'nin himayelerinde yürüyen ve ABD Beyaz Saray işte başkanlık katı ne derse veya ne öngörürse o yönde politika belirleyen bir yerdir. Genel sekreter şu olmuş bu olmuş bir önemi yok. Fakat Kanada'nın Kanada vatandaşlarına yaptığı Lübnandan çıkın uyarısı önemli. Orta Doğu'da savaş kızışıyor. Yani İran'ın Lübnan'a İran-Lübnan arasında bir çatışma ihtimali ve uzun soğuklu bir çatışma ihtimali gittikçe büyüyor. Avrupa'da işler pek yolunda değil. Evdeki hesap çarşıya uymadı laf benim. Macron erken seçim öncesi iç savaş uyarısı yapmış. Aşırı sağ ve sol partiler seçim manifest manifestolarıyla ülkeyi iç savaşa sürükleyebilirler demiş. Avrupa parlamentosu seçimlerinde Fransa'daki parti, e, Le Pen başta olmak üzere partilerin e, buna aşırı sağ deniyor. Ben bunlara neden aşırı sağ demediğimi daha önce anlatmıştım. Oraya girmeyeceğim. Bu partilerin yükselişi üzerine el mi yaman bey mi yaman deyip Macron ülkede ülkeyi genel seçime götürmüştü. Cumhurbaşkanlığından farklı bir konu bu. Kendisinin de hala iki yıl en az görev süresi var. Yaklaşık. Her neyse, yalnız seçimi kaybederse elbette orada durması biraz güçleşecek. Macron neyi hedefliyorsa Fransa'da çok fazla istediği olmamış gibi görülüyor. Bu öfkeyi yani bu açıklamayı da o öfkeye yorabiliriz. Almanya'da ayrımcılığa uğrayanların sayısında ciddi artış Ferda Ataman'mış. Alman hükümetinin ayrımcılıkla mücadele sorumlusu. Rakamlar enteresan. Dayı, daireye 10 bin küsür başvuru yapılmış geçen yıl ve bu 2019'a kıyasla iki kat yüksek. Yani ayrımcılığa uğradık diyen gerçek rakamlar çok daha yukarıda denebiliyor. Almanya'da siyasal ve sosyolojik durum gerçekten bir belirsizliğe doğru gidiyor yaklaşık 9 ay sonra 7 Ekim'den bu tarafa İsrail'e pek ses etmeyen, hatta Almanya'daki İsrail karşıtı gösterileri önleyen, İsrail karşıtı düşüncelerin veya İsrail'in Gazze'ye yürüttüğü harekat'a dönük eleştirilerin önünü kesen, hatta polisle vesaire ciddi tedbirler uygulayan Almanya'nın Dışişleri Bakanı ilk defa İsrail'i eleştirdi. Enteresan. Ortalığı ateşe veriyorsunuz dedi. Filistinli mahkumların İsrail kamplarında ve hapishanelerinde acımasız gözaltı koşullarına ilişkin şok edici raporlar. İsrail'in demokrasi hukuk devleti olma iddiasıyla örtüşmüyor filan dedi. Ama bu 9 aydır böyle. Ama 9 ay sonra gördü Almanya ayrı bir konu. Orada da iş bir yere doğru gidiyor. Türkiye'de her ne kadar bu Burger King veya Starbucks e, ne bileyim baskınlarıyla magazinleşse de öyle demişken. Bir seyircim bıraktığı yorumda şunu söylemiş YouTube kanalının hemen altında. Burger King'e baskına geliyorsun. Ayağında Adidas marka ayakkabıyla. Bilse Adidas'ın marka sahibini keşke demiş. Böyle de bir garabet var bizde. Dönelim Julian Assange e, tahliye olduğu. Daha doğrusu e, onun konusu biraz enteresan. E, görüntüler eşliğinde e, bakalım. Şimdi sol üstteki görüntü Julian Assange... E, Kuzey Mariana Adaları'ndan Saipan'da e, mahkemeye çıktı. Hemen Avustralya'nın üstünde başıma bir şey gelmesin diye Avustralya'ya, memleketi Avustralya, ülkesi Avustralya. Avustralya'nın hemen yakınındaki bir Amerikan adasını tercih etti. Amerika ile yapılan anlaşma çerçevesinde hakkındaki onlarca suçlamadan bir tanesini kabul ederek 5 küsür yıl cezaya çarptırıldı. Bu süreyi de İngiltere cezaevinde yattığı için tahliye edildi, serbest bırakıldı. Gene anlaşma koşullarına uyarak oradan özel uçakla ki tarifeli uçaklar da almamış özel uçakla ki o da yarım milyon dolar deniyor yeni bir yardım kampanyası başlattılar özel uçakla Avustralya'ya gitti orada da sağ altta da Avustralya'ya gelişi ve eşi tarafından e, karşılanışı var e, Julian Assange'ın şimdi ne olacak yani evet tahliye edildi evet serbest bırakıldı ama anlaşma koşullarını bilmiyoruz anlaşma koşulları Julian Assange'a bundan sonra konuşmayacaksın daha önce yaptığın e, yayıncılığa veya faaliyete dair benzer bir faaliyet yapmayacaksın ve Avustralya'dan çıkmayacaksın demiş olabilirler veya bu anlaşmaya Julian Assange da evet demiş olabilir, bilmiyoruz. Kaldı ki yaklaşık 14 yıl bunun ilk bölümü Ekvator Büyükelçiliği'nde olmak üzere, ikinci bölümü cezaevinde, yüksek güvenlikli cezaevinde olmak üzere, İngiltere'de e, cezasını büyük ölçüde çekti, öyle diyeyim. Bu da uçakta paylaştığı fotoğraf. Biraz kilo almış, öyle görünüyor, 52 yaşında. E, yani serbest bırakıldı ama özgürlüğünü Elde etti mi? Önceki özgürlüğünü elde etti mi? Bunu zamanla göreceğiz. Stella Assange'la eşi, çocuklarının annesi bu şekilde karşılamış Avustralya'da kocasına. Yani bu yönüyle bir aile buluştu. Home diyor yani. Evine hoş geldin der gibi bir tweet atmış fotoğrafı paylaşırken. Bir yönüyle evet güzel haber ama diğer yönüyle de Eski özgürlükleri teslim edildi mi? Zannetmiyorum. Bekleyip göreceğiz yeni açıklamalar olursa. O arada Yaşar Yakış vefat etmiş. Can Kıraç da vefat etmiş 90 küsur yaşında ama Can ile ilgili benim çok engin bir kültürüm yok. Yaşar Yakış'ı bilirim. AKP'nin kurucusu ve ilk dönemde birkaç ay Dışişleri Bakanlığı yaptı. 2016'da AKP'ye yönelik eleştirilerinden dolayı partiden ihraç edilmişti. Ondan dolayı AKP çok sahip çıkmıyor. Ama tecrübeli, Arapçası güzel, ee, Orta Doğu'yu bilen bir... E Diplomattı kendisi. Her şeyden önce bir diplomattı ve e, kimlik gözetmeksizin hemen her yayına da bağlarak bağlanarak görüş ve düşüncelerini anlatmış idi. Evet. Evet. Peron ve Evita Peron. Eğer para basmak fakirliği bitirseydi diploma basmak da aptallığı bitirirdi. E, güzel bir laf. Bu e, Arjantin başkanına atfedildi ama değil. Önceki başkanın lafı Evita Peron'da filmini seyredin Madonna oynamıştı. Ben birkaç belgeselini de seyrettim. Gerçekten dramatik. Hatta vefat ettiğinde cenazesi de kayboluyor. Hatta kopyalanıyor falan. Enteresan bir öyküsü var. Uzun yıllar önce koymuş. Yani eğer para basmak fakirliği bitirseydi diploma basmak da aptallığı bitirirdi. Güzel bir düstur. Doğru. Bu 60 70 80 sene önce de böyleydi, bugün de böyle. Durumlarda farklı fazlaca bir değişiklik yok. Bir görüntüyle, yeni gelmiş, yeni düşmüş bir görüntüyle manşeti bağlayacağım. Diyarbakır'da yangın işte anızdan mı çıktı, TEDAŞ'tan mı, DEDAŞ'tan mı çıktı? Burada yeni görüntü elektrik tellerinin sebep olduğunu gösteriyor. Hemen görüntünün yukarısına yoğunlaşırsanız ee, o elektrik tellerinin, DEDAŞ tellerinin nasıl kıvılcım ve yangına dönüştüğünü göreceksiniz. Bakın başladı. Evet. Yani bu belli değil. Bu ortada değil. Ee, ne? Artı ölen insanlar var en az 15 kişi. O canların hesabı sorulmuyor, takip edilmiyor. Ölen Kürtler olunca, bölge Kürt bölgesi olunca soruşturma da, takibat da ve elbette medyanın verme biçimi görmesi de buna göre oluyor. Evet. Bu görüntülerle bir manşeti daha noktalıyoruz. Artık gündem çok yoğunlaştı. Onun için çarşambayı atlıyordum. Fakat çarşambayı atlayınca perşembeye konu çok birikiyor. Bundan böyle çarşamba günleri de karşınızda olacağım. Konular birikmesin diye. Bir sonraki manşette görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.